Bir Tat Restoran. Yeni konseptimizle damak tadınıza hitap ediyoruz. Korkuteli'nin kekik dolu yaylalarında yayılan kuzuları sizler için alıp geleneksel Türk lezzetleriyle harmanlayarak damaklarınıza eşsiz bir lezzet bırakıyoruz. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Lezzetin adresi Bir Tat Restoran. AK Parti ilçe yönetimi dün haftalık olağan toplantısını yaptı. Toplantıda AK Parti ilçe başkanı Kemal Sancaktar doğalgazın müjdesini verdi. İl başkanımız önceliğinde genel merkez teşkilat başkanlığımız onayıyla yönetimimiz 2 hafta önce iş başına geldi. Görev dağılımları inşallah 10 gün içinde yapılacak. Herkesin yürütmedeki görev süreci, görevlendirmeler. Ben basınımıza burada vermek istediğim güzel bir haber var. Yaklaşık 4 yıl gibi bir süreyi bu teşkilata mal olan, yani geçmiş ilçe başkanlarımıza, geçmiş yönetim kurulu arkadaşlarımıza, belki burada da bu şeyle alakalı, yani bu müjdeyle alakalı ortak olan arkadaşlarımız var. Ben BOTAŞ'ın ihale tarihi, mühendislik ihale tarihi belli oldu. 31.5.2019 10.30'da BOTAŞ Genel Müdürlüğü konferans salonunda, resmi şey de burada, ben basına da bunu vereceğim inşallah. Burada mühendislik ihalesi, yani proje çizilecek. Projede yılbaşı gibi kazmaya vurulacak hale gelecek. Parayla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Biz bununla alakalı Ankara'ya gittik. Malum süreci Ömer Başkan da bir nebze bazı konulardan bahsetti. Ben daha detaylı, BOTAŞ'la alakalı daha detaylı sonuç olarak resmi belgeyi de size sunmak istiyorum. Burada şöyle bir şey var. Ankara'da 47 kilometre uzaklığında gelecek, yani Bucak'tan gelecek bu şey, Bucak'tan. Yani milletvekillerimiz Atay Üslü, Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Sena Nur Çelik'e buradan Korkuteli Teşkilatı olarak ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize gerek Korkuteli Belediyesi'nin hizmetlerinde, gerekse doğalgaz konusunda ve İşte nedir, sulama birliğine mesela kepçe hibesi aldık. Şimdi bir tane inşallah sulama birliğimizin belki de gelmiş olabilir gibi konularda bize destek olan tüm vekillerimize ve Ankara'da bize sahip çıkan değerli il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez Bey'e de bu konunun takipçisi olduğu ve bizlere, Korkutelilere karşı bizi mahcup bırakmadığı için 2016 yılından bugüne kadar süre gelen süreci hızlandırdığı için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah doğalgazın Korkuteli'de kullanımı da bu teşkilata nasip olur. Geçmiş dönemde de buna emek veren tüm ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize de tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. 31 Mayıs'ta ihalemiz son bulur. Parayla alakalı, ekonomiyle alakalı bu konuda hiçbir sorun yok. Korkuteli'nin parası hazır. Bütçesi ayrılmış. Bu paraya kimse dokunmayacak. Hiçbir maddiyatla alakalı da bir sorun yok. Hayırlısıyla Bakanımız Fatih Bey 2 yıl içinde Korkuteli'de akacak dedi ama bu hızlılıkta giderse belki 1,5 yıla da Enerjan'ın da, yani özel şirketin de katkısıyla inşallah Korkuteli'de doğalgazı hızlandıracağız. Tabii biz bu süreçte şöyle bir şeyde bulunmak istedik. Doğalgazın geleceği 47 kilometrelik hat üzerinde Yakaköy, belli başlı seraların yoğun bulunduğu yayla köylerinden geliyor. Tabii biz burada oralara da doğalgaz verebilir miyiz pozisyonunda? Atıyorum Bozova'ya mesela veya büyük küçük köye, büyük köye, büyük mahallelerimize de verebilir miyiz noktasında girişimde bulunduk. Tabii bunun dağıtım istasyonunun kurulum maliyeti çok yüklü bir maliyet. Ondan dolayı bu mecbur, yani olamıyor. Mümkün değil şu an görünen pozisyonda. Bununla alakalı da sizlere bilgi vermek istedim. Bunu da size vereyim, yani isterseniz resmini alın, gazetede de yayınlamak isterseniz. Bununla alakalı söyleyeceklerim bu kadar.